Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir teste karşınızdayım. Yanımızda yeni nesil Micra var. Yeni Micra aslında 2017 yılında yollar açıktı. 2019 yılını buldu ülkemize gelmesi. Lansman videomdan da görebilirsiniz. Onu şuraya bırakıyorum. İlk izlenimlerim de o ama bu sefer uzun bir süre kendisi benimle birlikte vakit geçirdi. Şimdi gelin uzun süre deneyimlediğim şeyleri sizlere aktarmaya başlayayım. Öncelikle Nissan Micra'nın o eski kurbağa görüntüsü gitti. Tabii ki pek hoşlanmıyorduk o modelden. Yerine çok radikal bir değişiklikle bambaşka bir otomobil geldi. Genelde Japonlar böyle radikal değişiklikleri çok severler zaten. Arabanın geneline baktığımızda akıcı bir tasarım var. Özellikle şu çizgi, omuz çizgisi buradan geliyor, arkaya doğru devam ediyor ve aracın bütün çevresini kaplıyor. Akıcı bir tasarım çizgisi oluşturmuş. Koca farlar bence çok güzel görünüyor. Böyle koca gözlü tatlı bebeklere benziyor büyük farlar. Önde kameramız var. Ben bunu çok sonra keşfettim. Güzel bir detay. Özellikle B segmentinde. Hatta şöyle göstereyim. 360 derece görüş var. Yakınlaşır mısın? İki aynada önde ve arkada kamera var. Bu çok güzel bir detay. Özellikle B segmentinde. Küçük otomobil diye illa aracımızı sağa sola çarpmamıza gerek yok. Kamera güzeldir. Teknolojiyi kullanalım değil mi? Bu Nissan logosu böyle saydam duruyor. 16 inçlik jantlarımız var. Genel olarak çoğu pakette zaten 16 inç geliyor. Ama bu elmas kesim jantlar Platinum Premium pakette geliyor. Güzel duruyor bence. Böyle kat olarak siyah atmışlar. Lastiklerimizin ne olduğunu ben de pek çözemedim ama pek iyi yol tuttuğunu söyleyemem. Lastiklerin. Hemen arkasına geçelim. Lansman videosunda da aslında bahsetmiştim. Biraz uzaktan Ibiza'yı andırıyor ama yine de özgün bir tasarımı var. Özellikle son dönemlerde bu yüzen tavan etkisi yaratan siyah piyano bilek kaplamalar çok meşhur oldu C-Sütun'da. Bence araca da yakışmış. Derken hemen arka kapılara şöyle kolumuz gitsin. Tabii ki Micra'nın Renault-Nissan ittifakıyla Fransa'da şekillendiğini söyleyebiliriz. O yüzden Clio'dan tanıdığımız birkaç detay var. Buradan açılıyor arka kapılarımız. Açılıyor ama kapanırken sanki kapı menteşeye sıkışıyormuş gibi bir ses geliyor. Bunu biraz sanırım sağlam olsun diye yapmışlar. Gerçekten de sağlam olmuş. Bakın sesi dinleyin. Sanki böyle çocuk kilidi açık kalmış da şey olmuş falan gibi ama zararı yok. Bagajına bakalım. Ondan sonra hemen arka koltuklara geçelim. Bagajımız 300 litre. Herhangi bir atraksiyon yok burada. Segmenti için yeterli. Yani B segmentinde 300 litre altını biraz az diyebilirim ama 300 litre bence yeterli. Koltuklar tamamen yatırılabiliyor ama sadece birazcık çıkıntısı kalıyor. Yükleme eşiği de çok fazla değil. Bir karışlık bir şey var. Zaten burada çok düz bir yükleme eşiği beklemek hata olur B segmenti bir otomobilde. Şimdi arka koltuklara geçelim. Bagaj kapağı zaten hafif. Evet, arka koltuklara geçiyoruz şu an. Ön tarafın pek bana göre ayarlı olduğu söylenemez. Birazcık ileride. Dizlerim birazcık sürtüyor ama baş mesafem oldukça iyi. Arkada 3 yetişkin gayet rahatlıkla yolculuk yapabiliriz. Bence uzun yola da çıkabiliriz. Arka tarafta yaşam alanı bence yeterli. Sadece diz mesafesinde birazcık sıkıntı çekeceğiz. Avrupa'da ilk çıktığında arkada kapı cepleri yoktu ve kapı cepleri burada var. Hatta onlarda cam açma böyle manueldi. Bizde otomatik ama araç çalışmadığı için açamıyorum. Koltuk arkasında cebimiz var ama sürücü koltuk arkasında yok. Artık öne geçme vakti. Ve kapı. Hadi şimdi sürücü koltuğunu. Micra'nın kokpitinde bizi iki parçalı bir renk karşılıyor. Bunları kombinasyon olarak alabiliyorsunuz. Üç farklı renkte alabiliyorsunuz yani bu iç döşemeyi. Ve elinizin değdiği yerlerde genelde kaliteli malzeme var. Bu üst taraf oldukça kaliteli. Burası sadece güneşlik birazcık plastik. Buralar zaten suni deri ve yumuşak güzel. Altlara indiğinizde sert plastik başlıyor. Bu segmentte normal. Ve buralarda da bacağınızı şurada özellikle yasladığınızda falan yumuşaklık olsun diye bir deri kaplama kullanmışlar. Micra'nın kokpitinde özellikle uzun boylular için rahat bir alan var. Gördüğünüz gibi şu an bayağı bir rahat ama arka tarafı hiçe sayabilirsiniz şu an. Direksiyon simidi zaten hep bahsettiğim şekilde, her Nissan testinde bahsettiğim şekilde çok güzel bir forma sahip. D form diyorlar buna yani. D harfi şeklinde. Altı kesik. Çok güzel bir direksiyon. Gerçekten çok güzel bir direksiyon simidi. Çok hoşuma gidiyor. Şehir içinde kullanımı da çok rahat. Çok yumuşak bir direksiyon. Vites topuzumuz gayet kaliteli görünüyor. Burada eşyalarınızı koyacağınız, telefonunuzu, cüzdanınızı koyacağınız güzel bir alan var. Gece karanlıkta buranın altından böyle bir aydınlanma çıkıyor. Güzel duruyor. Torpido gözüne bakalım. Torpido gözü bence yeterli. Tabii bir Opel Corsa değil. Opel Corsa'da böyle motora kadar gidiyor ama bence yeterli. Bardaklıklarımız var. Ne yazık ki kol dayama burada yok. Kol dayama olsun isterdim. Araçta sevdiğim bir detaya geleceğim. Güneşlik. Camın yarısına kadar kapatıyor. Tabii sürüşte kullanmak isterseniz pek iyi değil. Görüş açınız bayağı bir kısıtlanıyor ama yine de hani bu şekilde falan görürsünüz ve güneşi kesmek istediğiniz için de rahatlıkla güneşi kesebilirsiniz. Hayatımda gördüğüm en uzun güneşlik olabilir.
Nissan'lardan alışık olduğumuz klasik bir kilometre göstergesi var. Ortada TFT ekranı var. Yanlarda da analog göstergesi var. Gayet anlaşılır, sade. Ortadaki ekranımız güzel bir ekran. CarPlay ve Android Auto destekliyor. Burada her şey için fiziksel tuş koymuşlar. Bu güzel bir şey. Çok hızlı değil ama yavaş da değil. Kameraya bastığınızda da aracı 360 derece görebiliyorsunuz. Ve özellikle kamera tuşunu siz kendi isteğinizle kullandığınızda ön kamerayı açıyor ki bu da güzel bir detay. Güvenliğiniz için iyi bir şey. Klima kumandaları kullanışlı, sağlam. Sağlam olmaları benim çok hoşuma gitti. Dokunmatik ekrana hapsedilmemiş olmaları oldukça güzel. Dijital bir klimamız var. Çakmaklık soketimiz var ve USB girişimiz ve AUX girişimiz var. Dilerseniz artık sürüşe geçeyim ve sürüş detaylarından bahsedeyim. Evet, Nissan Micra'nın sürüşüne geçmiş bulunuyorum. Sürüşüne geçer geçmez her videoda yaptığım gibi hemen genel olarak kokpit ve görüş açılarından bahsedeyim. Nissan modellerinin genellikle çapraz görüş açılarını çok fazla beğenmiyorum. Çapraz görüş açıları birazcık kıt oluyor. Özellikle A sütunu eğimi çok fazla ve burada fazlalıkla kalınlaşıyor. Kalınlaştığı için de bazen viraj içlerinde ya şu hareketi ya da genellikle bu hareketi yapmanız gerekiyor ucunu görmek için. Onun dışında ön ve arka görüşlerde pek bir sıkıntı yok. Aynalar küçük ama kör nokta uyarı sistemi var ve genellikle de gördüğü yerler güzel oluyor. Üste doğru çapraz yapısından kaynaklı da trafiğin açık tarafını görebiliyorsunuz. Uzağınızda kalan tarafı görebiliyorsunuz. Arka camda düz yapısı sayesinde aynayla rahat bir görüş açısı sunuyor ki zaten aynada aracın içini görerek başlıyor görmeye. Kokpitte CarPlay ve Android Auto'lu bu ekranımız, 7 inçlik dokunmatik ekranımız standart olarak geliyor. Her donanım paketinde var. Dijital klima her pakette geliyor. Geri görüş kamerası ikinci paketten itibaren geliyor. Araçta 4 paket mevcut. Vizya, Tekna, Platinum, Platinum Premium olarak 4 paket var. Ve ikinci paketten itibaren geri görüş kameranız geliyor. Aynı zamanda Bluetooth özelliği de bütün paketlerde mevcut. Bunlar güzel detaylar. Baktığınızda otomobilin en boş paketinde bile çok dolu dolu şeyler görüyorsunuz. İşinize yarayan şeyler görüyorsunuz. Satışta da en etkili olan şeylerden birisi bence bunlar. Biz şu an en üst donanım paketindeyiz. Platinum, Premium. Ek olarak sadece 3 donanım var. Yani Platinum'dan farklı olarak ek olarak 3 farklı şey var. Onlar nedir? Akıllı şerit takip asistanı, akıllı levha algılama sistemi, otomatik kararan dikiz ayna ve akıllı uzun far sistemi sadece Platinum Premium'un Platinum'e ek olan tarafları. Baktığınızda en üst donanım paketinin orta paketten çok da fazla bir artısı yok. Sunroof ve cam tavanı bu araca kesinlikle alamıyoruz. Opsiyonel olarak da alamıyoruz. Rakiplerinin çoğunda hatta büyük bir kısmında bu opsiyonların olduğunu varsayarsak burada hanesine bir eksi yazdırıyor Nissan Micra ne yazık ki. Aslında ben bu motordan bahsedeyim. 1 litrelik, daha doğrusu 999 cc'lik 3 silindirli benzinli bir motor yer alıyor. 100 beygir güç üretiyor. Otomobilimiz de şu anda CVT şanzımanla kombine edilmiş. İsterseniz manuel seçeneğiniz var ama bunu sadece başlangıç paketinde alıyorsunuz. Donanım paketleri arttığında tamamen CVT şanzımanla almak zorunda kalıyorsunuz. Manuel şanzımanlı versiyonda aynı şekilde 100 beygir güç üretiyor fakat orada 160 Nm'lik bir tork gücü oluyor. CVT şanzımanda ise bu tork gücü 144'e düşüyor. CVT'nin tabi bazı götürüleri oluyor. CVT aslında şehir içi kullanımlarda rahat bir şanzıman, akıcı bir şanzıman. Nissan Micra'da zaten şehir otomobili olduğu için çok fazla sportif kullanım detaylarına girmek istemiyorum burada CVT şanzıman üzerinden de olsa. Çünkü sportif kullanım ihtiyaçlarınızı çok da fazla karşılayan bir şanzıman değil. Bunu artık genel olarak zaten hepimiz biliyoruz. CVT'den de böyle bir beklentiye girmek hata olacaktır. Yine aynı şekilde manuel şanzımanda 0-100 hızlanması yaklaşık 10.9 saniye. Bu CVT'de 13 küsürlere çıkıyor ki arada yaklaşık 3 saniyelik bir fark oluyor. Bu da zaten bahsettiğim torkla alakalı. O yüzden Micra şehirli bir otomobil olduğunu aslında her yerden hissettiriyor bir şekilde. Mesela 3. paketten itibaren gelen Bose ses sistemi var. Bose personel olarak geçiyor. Yani sadece sürücü koltuğunda var. Genellikle sürücü odaklı bir otomobil ve büyük ihtimalle de Avrupa'da aslında bu küçük otomobilleri alıyorsa insanlar genelde tek kişi oldukları için alıyorlar. A ve B segment alıyorlar. O yüzden hani genelde sürücü odaklı bir şeyler yapılmış. 1 litrelik motor şehir içi kullanımlarda aslında verimli bir motor. Hem dilediğiniz zaman az yakmayı başarıyor. Ben şehir içinde ortalama 5 küsürlerde, 6 küsürlerde falan gezdim ve hiç dikkat etmedim yakıt tüketimine. Yani pek dikkat ederek kullanmadım aslında aracı. Daha da düşürülebilir. Uzun yolda keza aynı genelde bu değerleri görüyorsunuz. Karma test tüketimimde de bana 7 litrelik bir değer gösteriyor. 7.7 litre. Bence bu gayet uygun. Lansmanda daha fazla yakmıştı Bodrum'a gittiğimizde. Çünkü araçlar o zaman 0 kilometreydi. Videomu koydum etiketlere, oradan görürsünüz. O araba 20-30 kilometrede falandı. Onun o kadar yakması normal. 0 bir motor. Tabii şu an aracımız 10.000 kilometrede. Normal bir seviyeye gelmiş. Randımanlı çalışmaya başlamış yani. Motordan sportif verim almak yerine Micra'nın birazcık dinamiklerinden sportif bir verim alabilirsiniz. Virajlı yollarda sizi çok fazla üzmüyor. Kafadan kayma eğilimlerini altındaki kötü lastiklere rağmen
çok fazla göstermiyor. Yani aracı genelde kontrol edebiliyorsunuz. Sadece diğer otomobillerde birazcık kullandığım sol ayak freni tekniğini bunda ne yazık ki kullanamıyorsunuz. CVT buna pek müsaade etmiyor. Hem elektronik olarak bir şekilde gazı kesiyor, hem de zaten bir şekilde artık bayılıyor CVT frene bastığınız için. Yoğunluk biniyor. Ondan sonra da zaten gaz vereceksiniz de o kendini toparlayacak da gidecek de derken virajı çoktan çıkmış ve gitmiş oluyorsunuz. Ama dinamik olarak, fiziksel yapısı olarak mikro güzel yol tutuyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hafif tatlı sert ayarlanmış süspansiyonları sayesinde aslında beğendiğim bir yol tutuşu performansı sergiledi. Ama tabii bu süspansiyonlar şehir içinde fazla ard arda gelen kasislerde ve engellerde birazcık rahatsızlık vermeye başlıyor. Ama ilk sönümlemesi, ilk çalışma aralığı gayet yeterli. Ama sonra artık üstüne tekrar çukurlar gelmeye başladığında o da diyor ki artık yeter, bu kadar çukura girme diyor. Çok normal B segmenti bir otomobil. 16 inçlik jantlarımız var. Çok büyük değil aslında, jantlarımız çok büyük değil. Segmentindeki rakiplerinde 17 inçlik jantlar da var. Ama hani süspansiyonlara çok sesli çalışıyor diyemem. Herhangi bir süspansiyon sesi duymuyorsunuz. Daha çok duyduğunuz engelin o takurtu kurtusu oluyor. Ama otomobilden herhangi bir ses gelmiyor. Artık neyde olsanız o sesi zaten duyuyorsunuz. Micra'ya neden şehirli bir otomobil diyorum? Micra'yı gerçekten şehir içinde kullanmanız gerekiyor. Çünkü uzun yola çıktığınızda ortalama böyle bir 90-100 kilometreye geçtiğinizde de ses almaya başlıyor normal olarak. Yol sesi almıyor pek ama rüzgar sesi ve dış ses gelmeye başlıyor. Ha bu arada unuttum, cruise control de standart olarak her donanım paketinde geliyor. Yol tutuştan, performanstan bahsetmişken de ekleyeyim. Ön tarafta frenlerimiz disk, arka tarafta ise kampana kullanılıyor. Micra'nın boş ağırlığı 1080 kilogram. Aslında rakiplerinden bayağı bir 100-200 kilo daha hafif. Bu yüzden de birazcık atik davranabiliyor şehir içi hızlarda. Yakıt tüketimi de genellikle buna bağlı olarak düşük oluyor. Yol tutuşuna da tabii ki birazcık etkisi oluyor bu kadar hafif olmasının. Pıt pıt gidebiliyor dinamiği sağlam olduğu için. Japon genlerini rahatlıkla taşıyor aslında. Gelelim Zurna'nın Zart dediği yere. Zart mı diyor, Zurt mu diyor artık, Zurna ne diyorsa. Bu otomobilin manuel versiyonlu başlangıç paketi 127.000 TL'den başlıyor. Şu anda binmiş olduğumuz CVT şanzımanlı ve en üst donanım paketi Platinum Premium paketi ise 166.000 TL'lik bir satış etiketine sahip. Ki bence alt donanımlarda bu kadar donanım veren bir otomobilin şehir içinde de kullanacaksanız en üst donanım paketini almanıza gerek yok bence. Yani bu benim görüşüm. Siz farklı hissediyor olabilirsiniz, farklı düşünüyor olabilirsiniz. Tekna paketi, yani ikinci donanım paketi olan 144.000 TL. Bir üstü Platinum, bunun bir altı ise 156.000 TL'lik bir satış etiketine sahip. Fazla, evet ne yazık ki fazla. B segmenti otomobiller için fazla ama her videoda söylüyorum, artık fiyatlara yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten yorum yapacak bir yanımız kalmadı artık bu fiyatlara. Bayağı camın yarısını kaplıyor değil mi? Çok güzel. Aslında Bose ses sistemi güzel ses veriyor. Doygun bir ses veriyor. Orijinal müzikler açtığınızda, Spotify'ınızdan falan müzikler açtığınızda güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Şehir içi hızlarda da aslında dışla bağlantısını rahatlıkla kestiği için güzel müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani son seslerde de rahatlıkla güzel bir ses veriyor. Genel olarak bakarsak rakiplerinden birkaç donanım eksiği var. Yani bahsettiğim işte sunroofuydu, o suydu, bu suydu gibi bir şeyleri var. Aslında bunlar birazcık şımarık detaylar. Sadece şımarık olmayan bir detay var rakiplerinden eksik aldığı. Dört cam tamamen tek tıkla açılıp kapanmıyor. Sadece sürücü tarafı tek tıkla açılıp kapanıyor. Ama onun dışında yine dördü de tuşlarla açılıyor. Tabii 2017 yılında çıkan bir otomobil olduğu için B segmenti bir otomobil almak isteyenlerin başka modellere yönlenmesi normal. Ama üretim amacına uygun bir otomobil olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü Micra her zaman işte şehirli bir otomobil olarak lanse edildi. Zaten boyutları itibariyle de aslında şehirli bir otomobil. Şehirde kullanılması gereken bir otomobil. Şehirde kullanırken pek şu da şöyle olsaymış, şu beni rahatsız etti gibi bir şey pek fazla gözüme çarpmadı. Ki segmentte sunduğu 360 derecelik kamerayla da aslında şehirli bir otomobil olduğunu gösteriyor. Yoksa uzun yolda ne yapalım 360 derecelik kamerayı. Ama İstanbul gibi özellikle metropolde küçük yerlere girip çıkmada oldukça başarılı bir otomobil. Güzel olmuş, evet, çağ atlamış. Doğru, bunu söyleyebiliriz tasarım olarak, kokpit olarak. Ama ben kokpitini dışarıdan daha çok beğendim, onu söyleyebilirim. Sürüş kalitesine, biraz da sürüş dinginliğine birazcık daha çalışılsaydı bence oldukça başarılı bir otomobil olurdu. Ama tabii B segmentinde o kadar da kusursuz bir otomobil aramak hata olur. Micra için yeterli bir otomobil diyebilirim. Sadece fiyatı ne yazık ki birazcık cep yakan cinsten. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya dilediğiniz, istediğiniz yorum atabilirsiniz. Benim kendi Instagram hesabımı ve kanalımızın Instagram hesabını da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diyelim. Bay bay.